inshallah I can make something for them to make them happy inshallah. Öncelikle bu harika kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren hem hocalarımız, hem oyuncularımız, hem buradaki çalışanlar ve tabii ki taraftarlarımız tarafından çok iyi karşılandım. Çok iyi bir karşılama oldu benim adıma. Umuyorum inşallah ben de onların bu karşılamalarına, onların bana gösterdikleri bu sevgiye onları mutlu ederek karşılık verebilirim. And all the players will help us. Eden is good players. I hope inshallah. Eden'i uzun süredir tanıyorum zaten Türkiye'den. Harika bir insan olduğunu ve harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Takımdaki herkes tabii ki birbirine yardımcı olacak. Ama bölgelerimiz dolayısıyla Edin'le biz birbirimize tabii ki daha fazla yardımcı olacağız. İnşallah hep birlikte takımın başarısına katkı sunacağız onunla. I'm ready now. What the challenge is coming? I'm ready for the challenge. Evet, yaz boyunca çalıştım aslında. Yaz boyunca fizik olarak kendimi her zaman hazır durumda tutmaya çalıştım. Buraya geldiğimde eğer belki kendi fiziksel hazırlığımızı 80 ya da 90 olarak nitelendirsek bile burada takımla beraber yapacağımız çalışmalardan sonra belki %100'ümü bile aşarak takıma katkıda bulunmaya çalışacağım. Umarım sezon boyunca da böyle olacak zaten. Start again for next season to be better than this season inşallah. Ben kendimi aslında kısaca şöyle ifade edebilirim. Hiçbir zaman geçmişteki başarılara takılı kalmayan, her zaman daha iyisini hedefleyen birisiyimdir. Ben dünü düşünmem, dünde ne yaptıysam ne başardıysam o dünde kalmıştık. Artık benim için hedef yeni gündür ve yeni gelecektir. Dolayısıyla hep bunu yapmaya çalıştım. Bu sezon dahi eğer hedeflerine ulaştığımda, o hedeflere vardığımızda bunları hemen unutup yeni sezonun yeni hedeflerine ulaşmaya çalışan birisiyimdir. Kendimi böyle ifade edebilirim. Ben de şampiyon. To play with them, to be Champions League and we'll be champion again inşallah. Öncelikle böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Önümüzde büyük hedefler var. Ben de büyük hedefleri oynayan ve her zaman yarıştı, mücadele ettiği her alanda şampiyon olmayı en iyisini hedefleyen bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki ilk hedef Süper Kupa. Ondan sonra sizin de bahsettiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi önerilmesi var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamak bir oyuncu için benim için harika bir duygu. Çok özel bir duygu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Çünkü bugüne kadar kariyerimde hedeflediğim çoğu şeyi başarabildim. Premier Lig'de oynadım, Dünya Kupası'nda oynadım. Çok önemli maçlarda, çok önemli takımlarda oynadım. Ama Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ve içinde bulunmak istediğim bir ortam. Benim için de takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok özel bir duygu olacak. Umuyorum bunu da beraber gerçekleştireceğiz ve tekrar sene sonunda sizin de bahsettiğiniz gibi inşallah yeni şampiyon olacağız. And I hope I can help the team to be in the best order. Şampiyonlar Ligi'nde neden olmamız gerektiği ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ben Trabzonspor'un oyuncusu olduğum için değil, Trabzonspor taraftarıyla, hocasıyla, hocalarıyla, oyuncularıyla, bütün her kesim, bütün taraftarıyla birlikte burada olmayı hak ettiği için bunu söylüyorum aslında. Umuyorum biz de inşallah onları da tekrar mutlu ederek tekrar şampiyon olup ve hak ettikleri o Şampiyonlar Ligi'nde onları armağan edebiliriz. Last I come last I blame Başakşehir for 4 months and I see him of course is very good player and I hope inshallah in his career will Öncelikle buraya transferim gerçekleşmeden önce diğer kulüplerin de bana ilgisi vardı. Diğer kulüplerden de gelen aramalar, benimle olan konuşmalar vardı. Ancak hem başkanımızla yaptığımız görüşmeler hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerden sonra zaten burada oynamak istediğimi karar vermiştim ben de. Çünkü hocamız gerçekten çok iyi bir insan. Yaptığımız görüşmede de bana kendi planlarından bahsetti. Futbola dair görüşlerinden bahsetti. Ama beni etkileyen şeylerden bir tanesi belki de sadece futbol değil, hayat konusunda da sizinle beraber olacağını göstermesiydi. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü gittiğim her kulüpte ben oynamak ve kulübüme yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum. İkinci sorunuzla alakalı olarak Tony Vakeme, ben Başakşehir'i, 4 aylık Başakşehir tecrübesini de daha önce oynadığım zamanlarda da zaten kendisini yakından takip ettim. Çok iyi bir oyuncu, çok harika bir oyuncu. Umuyorum ona da bol şans diliyorum gelecekteki oyuncağı kulüplerinde birlikte. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takıma yardımcı olabilirim. İnanılmaz kutlamalar oldu gerçekten. Ben de hepsini izledim hatta bunları izlerken. Ben de bu harika kulüpte keşke oynayabilsem diye düşünmüştüm, içinden geçirmiştim. Ama bahsettiğimiz gibi aslında şu an henüz sezon başındayız ve geçmişte olan başarılar artık geçmişte kaldı. İnşallah sezon sonunda tekrar buluştuğumuzda, tekrar artık konuşmayı, faslını bitirip iş kısmını da bitirdiğimizde tekrar buluştuğumuzda bugünü tekrar hatırlayabiliriz. Çünkü artık iş yapma zamanı, çünkü yeterince anlattık. Şu an sahaya çıkıp o taraftara o mutluluğu tekrar yaşatabilme zamanı. Harika bir stadyum. Trabzonspor taraftarına karşı Trabzonspor stadyumu daha önce oynamıştım zaten. İlginç de bir anım var aslında baktığınız zaman Trabzonspor'la. Çünkü toplamda 5 maç oynadım. 4 gol, 4 asist yaptım Trabzonspor'a karşı. Ama artık inşallah hep beraber olacağız. Artık beraber kazanacağız. Kaybetsek de beraber kaybedeceğiz.
taraftarlarımızın desteğiyle olacak hepsi. Umuyorum beraber güzel bir sezon geçireceğiz. Umutluyum angry now. But the best goal I scored in Turkey was in Beşiktaş, when I scored against Beşiktaş, when I was in Kasımpaşa in the stadium. It's the best goal in Turkey. But the best goal in Trabzon was when I scored from right side. Aslında artık Trabzonspor'un oyuncusuyum. Trabzon taraftarımızı çok fazla kızdırmadan ifade edeyim. Trabzonspor'a karşı attığım belki de en güzel gol, ayağımızıyla sağ taraftan attığım goldü. Ama Türkiye'de attığım en güzel gol, Kasımpaşa formasıyla Beşiktaş stadyumunda Beşiktaş'a karşı attığım gol olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Okey. Anlamı ne? Var mı? 9 yaşında Mısır'ın harika takımlarından, Ahli takımının altyapısında oynarken santrafor pozisyonunda oynuyordum o zamanlar. Hocamız benim çok gol attığım bir dönemden sonra, o dönem Trezeguet'in ünlü oyuncu, o da çok fazla gol atıyordu. Benim attığım gollerden sonra takım arkadaşlarıma bakın o da Trezeguet'e benziyor çünkü saç tıraşım da ona benzer bir saç tıraşıydı, onun gibi kesiyordum saçlarını. Trezeguet ismi öyle kaldı aslında, bugüne kadar da belki de ismim değişip Trezeguet oldu. Teşekkür ederim.